Efendim az önce yeni yaşamda kalmıştık. Onunla devam edelim. Manşeti Kürtler baş eğmez. Tuhaider yöneticisi Edibe Babur baş eğmediği o anları gazetemize anlattı diyor. Spotlar şöyle. Tuhaider yöneticisi Babur 4 Kasım 2016'daki siyasi operasyonları protesto sırasında gözaltına alınırken polis başını eğdirmeye çalıştı. Başını eğmeyen Babur görüyorsunuz tepedeki fotoğraf o günden. Polisler kolumu ters bükmeye, başımı eğmeye çalışıyordu. İçimden bağırmak geliyordu. Ben de haykırdım. Kürtler asla size baş eğmeyecek diye konuştu. Şirit Kurtalan'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le diyaloglarında burası Kürdistan'dır, dilimiz kimliğimiz inkar ediliyor dediği için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Cemil Taşkesen Ankara'da siyasetin ana gündemi olmuştu. Yankı yaratan Kürdistan çıkışının bir benzeri de önceki gün Van'da yaşandı. Gözaltında yaşananları anlatan Babur maalesef polis kadınlar tarafından, polis kadınlar, kadın polisler tarafından daha doğru olacak. Defalarca şiddete maruz kaldık, dövüldük. İnsanın ağzını alamayacağı sözler sarf ettiler. Hakaret ve küfür ettiler. Bir kadın olarak iğrendim. Bunların tek amacı Kürtlere boyun eğdirmek. Biz tutuklansak da öldürülsek de baş eğmeyiz dedi. Öcalan özgür olsun PKK listeden çıkarılsın. Tırnak içinde bir başlık. Kim söylüyor efendim? Aralarında Nobel ödüllü yazar Elfride Yelinek filozof Slavoj Zizek'in olduğu dünyaca tanınmış 29 isim PKK'nın Avrupa Birliği'nin terör listesinden çıkarılması için kampanya başlattı. Yunanistan'dan İtalya'ya PKK lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için de özgürlük gemisi yola çıkacak. Joe Biden es geçti. Demokrasi zirvesine Türkiye davet edilmedi. Az önce yine evrenselden okuduğumuz bir başlık. Belarus-Polonya sınırında eziyet. Polonya'nın giriş izni, Belarus'unsa dönüş izni vermediği, Suriye ve Irak vatandaşı yüzlerce Kürt aile sınırda açlık ve hastalıkla mücadele ediyor. Sınırın sıfır noktasında küçük kasaba ve köylerde aylardır evsiz ve barınaksız bekleyen aileler Kürt ve dünya kamuoyundan destek bekliyor. HDP ön savunmasını verdi. Bunu da okumuştuk daha önceki gazetelerden. Yargıtay Başsavcılığı tarafından hakkında açılan kapatma davasına karşı HDP'nin ön savunmasını 5 Kasım 2021 günü yani dün Anayasa Mahkemesi'ne vermesi üzerine dava sürecinde bir aşama daha geçilmiş oldu. Bu da size ders ol, dert olsun dert. HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar ne siyasi soykurum davalarınız ne siyasi darbe teşebbüsleriniz HDP'lilere, Kürtlere, kadınlara geri adım attırabilir. Kürtler size boyun eğmez, kadınlar size boyun eğmez dedi. Ankara'da savaş suçu korkusu. Nerece Handelsblad haberine göre Hollanda hükümetinin tüm Suriye'de savaş suçu işleyen örgütlere yönelik desteği araştırmak üzere oluşturduğu komisyon, Türkiye'nin engeli nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Hollanda Başbakan Mark Rutte'nin müttefik ülkelerle ilişkilerin bozulacağı gerekçesiyle karşı çıkmasına rağmen yapılmak istenen araştırmanın Ankara'yı savaş suçu nedeniyle endişelendirdiği, bu nedenle engellediği belirtiliyor. Efendim gelelim po, bu, bu, arka sayfaya. Job 26'da patinaj devam ediyor. İskoçya'nın Glasgow kentinde pazar günü başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda tabi bunu COP diye okuyabilirsiniz İngilizce kısaltması olduğu için. Pazar tezi günü kapitalist dünyanın başta gelen sanayi ülkelerinin hükümet ve devlet başkanları iklim koruma önlemlerinin daha da artırılması çağrısında bulunması dikkat çekerken geçen yıla göre karbon emisyonlarının %5,7 artacağının ortaya çıkmış olması bu çağrının samimiyetsizliğini ortaya koyuyor. Hindistan net sıfır emisyon hedefini 2070 yılına ötelerken ancak ben bunu 50 yıl sonra yaparım diyor. Çin devlet başkanı ise yazılı açıklamayla katıldığı konferansta yeni hiçbir taahhütte bulunmadı. COP26 devam ederken biz buna COP diyelim iyisi. Bu dövmeye devam edecek çünkü. Türkiye'nin de içinde bulunduğu yüzü aşkın ülke ise orman kaybını durdurmak için bir bildirge imzaladı. İmzala dur. Yanan orman mı? Neyini koruyacaksın? Yanmış zaten kül olmuş orman. Efendim gelelim Cumhuriyet'e. Köşe yazılar da var. Hafta sonu var sözcünün. Daha hepsine gelecek sıra. Vaktimiz rahat, bol. Diyanetin baldız takıntısı. Baldızla zina nikah düşürmez diyen kurum çemberi genişletti. Atatürk karşı duruşu ve cinsiyetçi söylemleri nedeniyle eleştirilen Diyanet'in baldıza ilişkin yorumlarının baldızla zina nikahı düşürmez. Yani baldızınla zina yapabilirsin, nikahına bir şey olmaz diyor. E sen yap, baldızın da razıysa Diyanet İşleri Başkanı, bizi niye teşvik ediyorsun ki? Sana ne? Baldız zina nikah düşürmez fetvasıyla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Durun bakalım daha neler varmış. Kurumun en yüksek karar organı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan fetvalar kitabında enişte baldız temalı 3 fetva yer alıyor. Tepki çeken kitapta fakat kişi karısının ölümü veya onu boşaması halinde karısının kız kardeşi teyzesi ya da halasıyla evlenebilir denildi. Fetvada eşin vefatı durumunda herhangi bir süre beklenmesine gerek olmaksızın baldızla evlenilmesi de dini hükümler açısından sakınca yoktur ifadeleri kullanıldı. Biz bunlara para ödüyoruz ha. Bu adamlar bunları yazsınlar diye baldızınla zina yapabilirsin desin diye biz bunlara cebimizden para ödüyoruz farkındayız değil mi? Bu adamlara Altılı masada güvence kriteri. Hükümet kolay düşürülemeyecek. İktidarın parlamenter sistemde hükümet kurulamıyor, krizler yaşanıyor. Tezine karşı muhalefet masası yapıcı güvensizlik oyu hamlesi hazırladı. Hükümetin devrilebilmesi ancak yeni başbakan ve hükümet üzerinde uzlaşı sağlanmasıyla mümkün olabilecek. Hiç anlaşılmayacak müthiş güzel bir editoryal çalışma. Kutlarım arkadaş. Hiçbir şey anlamadım. Onun için 5. sayfayı açıp bir bakalım ne demek istiyorsunuz. Şunu net söyleyin net. Şu dedi, bu dedi, bunu dedi değil. Muhalefet bir çözüm önerisi getirdi. Bakalım nedir? De de bari açsın okusun. Öyle bir itici başlık ve spot veriyorsunuz ki yazan da pişman oluyor Selda Güneysu kardeşim Güneysu. Bir bakalım 5'te. Güvence kriteri. Oh ne güzel başlık. Tırnak içinde bir güvence güvence kriteri. Nasıl da anlaşılır bir başlık. Bakalım anlayacak mıyız? Haberin tamamını okuyalım. Çünkü hayata önem taşıyan şeyler bunlar. İktidarın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunurken kullandığı, parlamenter sistemde uzun süre hükümet kurulamıyor, krizler yaşanıyordu tezine karşı muhalefet masası yapıcı güvensizlik oyu hamlesini hazırladı. Birinci sayfa editörü seni de kutlarım. Haberin birinci bölümünü copy past birinci sayfaya getirip spot yapmışsın. Aynı şey burada da var. Noktasıyla virgülüyle. Altılı muhalefet masasında uzlaşılan formüle göre meclisin çoğunluk temelinde bir araya gelip hükümeti devirebilmesi ancak önce yeni başbakan ve hükümet üzerinde uzlaşı sağlanmasıyla mümkün olabilecek. Eee? Öyle zaten. Bunun neresi haber? Bir daha okuyorum. Meclisin çoğunluk temelinde bir araya gelip, yani meclis toplandı, çoğunluğu sağladı. Parmaklar kalktı, gerekli, gerekli kadar parmak kalktı. Hükümeti devirmesi, güvensizlik oyu vermesi, tamam. Ancak önce yeni başbakan ve hükümet üzerinde uzlaşı sağlanmasıyla. Önce diyecek ki muhalefet veya ona kimler katılırsa, belki havlu atacak AKP ya da MHP bilemiyoruz. Farz edelim öyle. Oturacaklar, yeni başbakan ve hükümet üzerinde anlaşacaklar. Sonra da diyecekler hadi gelin eskisini düşürelim bu gelsin. Bu anlaşılıyor. Mecliste gen soru verilirken yeni başbakanın adı ve hükümeti kurabilecek güven oyu sayısı da deklare edilecek. Tabii ki öyle olacak. Yani bir adamı attınız öyle. De ki Ayşe Hanım başbakan olsun. Bakanlar kurulu da şundan oluşsun. E senin müttefikin derse ki hayır kardeşim ben ona güven oyu vermem. Böyle hükümet olur mu? Olur da güven oyu almaz. Bir süre sonra düşer. Hiçbir şey yapamazsın. Yani bunu niye yazıyorsunuz haber diye kardeşim? Devam edelim bakalım bir şey çıkacak mı? Yeni soruyu vermek ve hükümeti yıkmanın şartı da aynı anda hükümeti kurabilme gücüne sahip olmayı gerektirecek. Epes vallahi yani. Bunun aksi düşünülebilir mi? Edinilen bilgiye göre şimdi çok önemli bilgiler edinilmiş. Bakalım ne edinmiş. Muhalefetin çalışmasında yeni hükümetin kurulması güvence altına alınıyor. Buna göre meclis çoğunluk temelinde bir araya gelerek önce yeni hükümet üzerinde uzlaşacak. Tekrar açıldı şimdi. Birinci cümle bir daha açılıyor. Çünkü içinde bir şey yok ki. Orayı şişirecekler. Yeni hükümetin başbakanının adı ve o hükümeti kurabilecek güven uyu sayısı da deklare edilmiş olacak. Az önce okuduk burayı. Hükümetle ilgili gen soru vermek ve hükümeti yıkmak şartı da hükümeti kurabilme gücüne sahip olmak hoşuna bağlanacak. Az önce okuduk yine burayı. Böylece de yeni hükümetin kurulması güvence altına alınırken mevcut hükümete ilişkin güvensizlik oyu verenler de yeni hükümete garanti vermek durumunda kalacak. Ayıptır ya. Yani şu gazetenin, şu cumhuriyetin başında bakanlık yapmış bir kişi oturuyor. Hukukçu, avukat, Alev Coşkun oturuyor. Ve bu adam Ecevit hükümetinde bakanlık yapmış adam. Yani olabilecek bir şey mi? Bunun aksi olabilir mi? Bu haber diye sunulur mu? İmzalı haber edinilen bilgiye göre. Edinmesen ne olur ki? Yani bir hükümet kurulacak hükümeti kuracak kişiler bir parti, iki parti, dört parti. Anlaşmadıktan sonra kurulur mu? O kurulmadıktan sonra eski hükümet düşürülür mü? İhanet ihalelerine izin vermeyiz. Kılıçdaroğlu az önce okumuştuk. Burada da bir daha tekrar edelim yeni açanlar için çok önemli bir konu. Ez cümle diyor ki okumayayım cümleleri. Kardeşim bu Kanal İstanbul hele de bu iklim böyle değişiklikler dünya yeni bir mecraya giriyor. Sular çekiliyor. Orta Anadolu'nun dünyanın en kurak bölgesi olacağı öne sürülüyor ki bilim adamları da böyle diyor gerçekten uzmanlar. Siz delik deşik edeceksiniz. Bizim su alanlarımızı da deniz suyuyla, tuzlu suyla dolduracaksınız. Bunu yaptırmayız. Yapacak yerli ya da yabancı müteahhit firmayı da perişan ederiz diyor. Bu kadar. Yani ne demek? Biz iktidara geliriz bu ihaleyi almışsan bütün masrafı da sana yıkar. Bir de cezai dava açarız. Çünkü uyardık diyor seni. Ecevit Özlem'le anıldı diyor 15. yıl dönümünde devlet mezarlığındaki gömütü başında demiş. Ecevit'in lisanını kullanmışlar onu anarken mezar dememişler gömüt demişler. Kimler katılmış efendim? AK, CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve partilerden oluşan hece, e, heyet diyor. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri Sarayburnu'nda Amerikan savaş gemisinde görevli Amerikalı'nın başına çuval geçirdikleri sırada düşen bereyi Amerikan Başkanı Joe Biden'a gönderdi. Gençlik Birliği üyeleri dün Amerikan Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi ve Genel Başkan Yardımcısı Naci Önen Köprülü, bu çuval bir uyarıdır. Daha önce Bodrum'da, İskenderun'da, İncirlik Üstü'nde, Antalya'da ve Eminönü'nde de askerlerinizin başına çuval geçirmiştik. Yine gelirseniz yine geçiririz demişler. Şimdi efendim Missouri zırhlısı geldiği zaman, Büyükelçinin cenazesini getirdiği zaman biliyorsunuz İstanbul'da Karaköy Genelevi, Badanası, Boyası yenilendi. Yollara gül suları döküldü. Amerikalı askerler genel ve rahat gitsinler diye. Şimdi onun bir başka anısı, bir bölümü ilginizi çekecektir. Çok değerli kardeşim, yönetmen Ümran Safter yaşını başında almış. Ben onu Şehren Türk'teki çok daha genç yıllarda yine genç tabii elbette benim yanında çok genç de o günlerden hatırlıyorum. Burada müziğin gözü renk görmez Bakın Misuri'ye nasıl bağlayacağım onu. Yani Ümran öyle bir şey demiyor. Misuri'den bahsediyor da burada bere geçirme falan yok. Onun yaptığı Amerika'nın bu siyah beyaz ayrımcılığına da değindiği, çok önemli yer verdiği belgesel. Amerika'nın hanımefendi başkonsolosu İstanbul'daki, efendim Sarıyer, İstinye'deki daha doğrusu İstinye dere içindeki başkonsolosluğu açtı. Sergi salonunu açtı. Başkonsolos ki Ümran orada filmini göstersin diye. Amerika'yı yerden yere vuran filmini göstersin diye. Bakınız o film nedir? Onu okuyalım. Madem ki vaktimiz var. Konuğumuz da yok bu dönemde. Müziğin gözü renk görmez. Müzik tarihinin önemli iki ismi Ahmet ve Nasuhi Ertegün. Amerika'daki hayatları şimdi yeni bir belgesele konu oldu. Yönetmen Ümran Safter, ırkçılığın yoğun olduğu dönemde iki Türk göçmenin başardıklarının bugüne ilham vermesini istedim diyor. Popüler müzik tarihinin gidişatını baştan sona değiştiren iki kişi Ahmet ve Nasuh Ertegün kardeşler. Müzik tarihiyle biraz ilgilenenler için son derece bilindik efsanevi karakterler. Babaları Büyükelçi Münir Ertegün'ün Washington'daki görev süresi boyunca Tam da ırk ayrımcılığının dorukta olduğu bir dönemde müzisyenlerin ten rengine bakmadan herkese elçilik konutunda topluyorlar. Burada gerçekleşen konserler o kadar çok dikkat çekiyor ki konutta siyah müzisyenlerin bulunması Amerikan senatörleri tarafından protesto konusu oluyor. Bu konserlerin de öğretisiyle Ahmet Ertegün sonradan kardeşinin de katılacağı dünyanın en güçlü plak şirketlerinden birini Atlantik Records'u kuruyor. İşte bu hikayeyi Ümran Safter kapıyı açık bırak adıyla belgeselleştirdi. Filmin tam da istenmeyen adam krizinin hemen öncesinde yani Tayyip Erdoğan'ın bu elçiler gitsin dediği dönemde Amerikan Büyükelçiliği'nin İstanbul'daki konutunda izledik. Gecenin yıldızı Ümran Safter'le konuştuk. Soru cevap şeklinde gidiyor. Açalım bunları. <laughs> Ahmet ve Nasuh Ertuğrul gün kardeşinin hikayesini anlatmaya sizi iten şey nedir? Bu hikaye Amerika'da ırk ayrımcılığının çok yoğun olduğu, siyah ve beyaz müzisyenlerin bir araya gelemediği bir dönemde geçiyor. Aynı mekanda müzik yapamıyorlar, siyah müzisyenler kulüplere arka kapıdan giriyor. Korkunç bir dönem. Bu sırada Ahmet ve Nasuhi, Büyükelçi babaları Münir Ertegün'ün görevi sebebiyle Amerika'ya gidiyor. Cazın ve Amerika'daki bir dönemin sembol isimleri oluyorlar. Aslında aile meşhur olsa da hikayenin ayrıntılarını çok fazla kişi bilmiyor. Bu hikayeyi anlatmam gerektiğini düşündüm. Amerika'ya gidip birçok caz tarihçisiyle, müzisyenle, ailenin dostlarıyla söyleşi yaptım. Bu hikayenin doğduğu Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği konutundaki jam session'ları çeken bir foto muhabiri de varmış. Onun arşivlerine de ulaştım. Çok ilham verici bir hikaye çıktı ortaya. Bir soru daha soruyor Alper Bahçe Kapılı. Hikayenin hem göçmen hem ırk ayrımcılığı hem de müzik boyutu var. Bütün bu süreç size neler öğretti? Cevap şöyle. Ben aslında Amerika tarihine ve caz tarihine çok hakim değildim. Bu hikayeye bu açıdan bakmak gerekiyor. Ahmet ve Nasuhi cazla ilgilenmeye başladıklarında henüz çocuk. Biri 9, diğeri 15 yaşında. O yaştaki çocuklar Amerika'da Superman kartları peşinde koşarken erte gün kardeşler Washington'da kapı kapı dolaşıp albüm topluyor. Kapıyı her açana eski albümünüz var mı diyorlar. Müthiş bir müzik aşkı var çocukların. Üstelik ikisi de yabancı, göçmen. Göçmen iki çocuk. Gittikleri bu ülkeye hangi değerleri katıyorlar? Onların yargılarını, tarihini nasıl değiştiriyorlar? Bu bana çok etkileyici geldi. Türkiye'de de dünyanın her yerinde de bir yabancı düşmanlığı var. Fakat yıllar sonra kim bilir Suriyeliler, Afganlar bizim ülkemizde neleri başaracak? Bunları da düşündüm bu konu üstünde çalışırken. Başka bir soru. Ahmet ve Nasu Ertegün yarattıkları Atlantik Rikos'ta Ray Charles'tan uzanan muazzam isimlerle çalışıyor. Sizce nasıl bir kültürel etkileri var? Tabii onlardan da başka Betty Midler'lar, Mick Jagger'lar hepsi Atlantik Rekors'un sözleşmeli sanatçısı. Atlantik Rekors'un temeli Büyükelçili konutundaki Jam Session'larla atılıyor. Hem siyah hem de beyaz müzisyenleri davet ettikleri için müthiş tepki var. Bir beyaz senatör Münir Ertegün'e protesto mektubu bile yazıyor. Siz neden siyahları ön kapıdan alıyorsunuz diye soruyor. O da cevaben biz misafirlerimizi hep ön kapıdan alırız diyor. Babaları tüm bunları asla pabuç bırakmıyor. Çok kültürlü bir aile. Mehmet Münir gün 5-6 dil bilen bir adam. Anneleri Londra'da yaşadıkları dönemde onları caz konserlerine götürüyor. Washington'a gelecekleri zaman cazın merkezine geleceğiz çocuklar diye çok heyecanlanıyor. Duke Ellington'da Count Basie ile Ella Fitzgerald dost oluyorlar. Ella Fitzgerald'la dost oluyorlar. Caza aşıklar. Irkla, dille ilgilenmiyorlar. Siyahlarla beyazların bir arada olduğu Washington'daki ilk konseri düzenliyorlar. Düşünün bir yabancı büyükelçilik tırnak içinde Müslüman bireyler siyahlarla beyazları bir araya getiriyor. Üstelik bunu da Yahudi kültür merkezinde yapıyorlar. Bu çabalar Atlantik Rikosu'nun da temelini atıyor. Son soru. Irkçılığın bugüne oranla çok daha güçlü olduğu bir dönemin hikayesinden bahsediyoruz. O dönemde Ertegün ailesi bu durumla nasıl bir ilişki kuruyor? Günümüze dair ne öğretebilir bu belgesel bize? Beyaz çalışanlar var elçilikte. Babaları sonradan siyahları alıyor. Beyazlar aynı masaya oturmayız diyor. Babaları bu mümkün değil diyor. Caz ortamı da böyle karanlık. Beyazların albümlerinin satıldığı yerde siyahların albümleri bile yok. Bunlara hiç aldırış etmiyor çocuklar. Kafalarında ırçılık bariyerlerini kırma derdiyle yola çıktıklarını sanmıyorum. Belgeselde müziğin gözü renk görmez cümlesi geçiyor. Bir müziği seviyorsanız onu kimin yaptığına bakmazsınız ki. Ertegün kardeşler için de böyle. Bugünü konuşursak yeni jenerasyondan umutluyum. Tüm bu yeni mecralar streaming platformları da birleştirici geliyor bana. Şimdi efendim Turgut Özal zamanında önerildi. Ahmet Ertegün büyük elçi yapılsın Washington'a diye engellediler efendim. Ee, Özal gerçekten çok istedi. Ee, neden dediler? Ee, MIT izin vermiyor dedi Özal. Bunu bir ortak arkadaşımızdan dinledim. Özal'ın çok samimi olduğu, Ahmet Ertegün'ün yediğinin içtiğinin ayrı gitmediği bir arkadaş e, MIT engelledi. Peki gerekçesi ne Sayın Özal diye sorduğunda efendim o e, Ermenilerle ve Yahudilerle çok iyi geçiniyor. İçlerinde ahbapları var. göstermişler. Ya daha ne istiyorsun? Adam Ermenilerle, Yahudilerle çok iyi geçiniyorsa sorun da gayet iyi çözülür. Demek ki sorunun çözülmesini devlet olarak istemiyorsunuz mit olarak değerlendiremem ki bunu. Demek ki devlette böyle bir kanaat var. et devam etsin o zaman. Düşmanlıklar devam etsin. Efendim, Cumhuriyeti çok yerden yere vurduk, eleştirdik ama tamamen editoryal. Yani e, mesela bir haber daha okuyalım. İşkenceci Eymür, pişman değilim demiş. Haberlere, başlıklara, konulara itirazımız yok. Tercih meselesi. Ama editoryal. Yani. Siz şimdi okur yazar takımının özellikle de olgun yaşlardaki kişilerin gazeteyim diyorsun, gazetesiyim diyorsun. İfade hatası yapıyorsunuz. Tiraj düşüyor, düşüyor, düşüyor. 130 binleri gördüğümüz günleri biliyorum çalışırken. Siyaset ekinin verildiği günler 130 bin küsürü gördüğümüz adım. E şimdi 30'dan 40'tan bahsediliyor. Yapmayın yani. Bu neden? Tepkiden. Olacak şey mi? Neden Z kuşağını tutmuyorsunuz? Neden ille de olgun yaş? Hitap edemiyorsunuz da ondan. Emir pişman değilmiş işkenceden demiş. Eski MİT kontrterör daire başkanı Mehmet Eymür 12 Mart ve 12 Eylül'den sonra işkence yaptıklarını itiraf etti. Eymür başka türlü konuşma imkanı yoksa işkence olabilir. Çünkü çok inatçı tipler var dedi. Gerekçeye bakar mısınız? İşkenceyi yapar çünkü konuşmuyor başka türlü. O zaman sen hiçbir şey bilmiyorsun. Senin yerine kalası da koysalar oraya o da işkence yapar. Nerede kaldı senin uzmanlığın? Bu utanmazlığın, arlanmazlığın da dik halası doğrusu. Olacak şey değil. İşte erte günü büyük elçi yapmayın çünkü Yahudi ile Ermeni ile iyi ahbap diyen zihniyetin devamı. Odamit odamit. Kasım Gariboğlu kendisini ihbar etti. Hayyam Gariboğlu'nun oğlu Kasım Gariboğlu sahibi olduğu GKFX Financial Services şirketinde çalışan 6 alt, üst düzey, 6 üst düzey yöneticinin müşteriye ait nakit 30 milyon doları zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla bulunduğu suç duyurusu sonunda masaya taşındı. Şunu böyle cümle ya. Suç duyurusunda bulundu. Masaya gitti. ifade verdi. Yaşar Kemal de mi okumadınız? Masak araştırmasının garip oluna uzanması kaçınılmaz. Beşinci sayfadaymış. Yine beraat verecekler. Tırnak içinde bir başlık. 1993 yılında öldürülen Abdülmecit Baskın'ın oğlu Avukat Eren Baskın, Eymür'ün faili meçhul sözlerine ilişkin her şey net ama kimse ağırla baş edemiyor demiş. Okuyalım bunu Zehra Özdile'nin haberi dördüncü sayfada. Mehmet Ağar'la neden baş edilemiyor? Olabilir mi bakalım. <laughs> Eski Mit yöneticisi Mehmet Eymür'ün açıklamalarının ardından yani işkenceden pişman değilim açıklamasının ardından 18 faili meçhul davası yeniden gündeme geldi. Babası Ankara Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın öldürüldüğünde 4 yaşında olan bizim de konuğumuz oldu hatırlayacaksınız. Avukat Eren Baskın. Biz de bu bilgileri çok aykırdık. Ne kamuoyu oluşturabildik ne insanlar bunu öğrenebildi. Bu devlet benim çocukluğumu elimden aldı. Bana bir gençlik borçlu. Çünkü sürekli umutlanıyorum. Sonra beni baş aşağı yere düşürüyorlar dedi. İstinaf Mahkemesi 1990'lı yıllardaki faili meçhul kalan cinayetlerle ilgili davada kalan gerekli mi artık faili meçhul çünkü bir deyim oldu. Faili meçhul cinayetler demeniz yeter. Ya da faillerinin meçhul kaldığı dersiniz. Değil mi? Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in de aralarında bulduğu sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozmuştu. Ankara Altında Nüfus Müdürü iken 2 Ekim 1903 yılında. Ya 2 Ekim diyorsun daha olur mu kardeşim? 2 Ekim 1993'te olur. Ya da 1993 yılının 2 Ekim'inde olur. Ama 2002 Ekim 1993 yılında olmaz. Onunla dökülüyorsunuz. Cumhuriyet. 2 Ekim 1993'te diye düzeltelim. Özel harekat polisleri tarafından iş yerinden çıktıktan sonra gözaltına alınıp 4 Kasım 93 yılında yine aynı şey. Cansız bedenine ulaşılan Abdülmecit Baskın'ın oğlu Eren Baskın yaşadıklarını ve dava sürecini Cumhuriyet'e anlattı. İstinaf Mahkemesi'nin faili meçhul davasında verilen beraat kararını bozarak Ankara 1. Bir, ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğini anımsatan baskın. Ben de bir ben de bir hukukçuyum. Ben de de bitişik yazmışsınız. Hop cumhuriyetçiler yapmayın arkadaşlar. Ben de bir hukukçuyum oluyor o zaman. Ama ayırırsan ben de bir hukukçuyum olur. Ben de bir hukukçuyum. İstihdaf verdi bu kararı ve ceza vermek istediklerini düşündüm daha mahkeme başlamadan önce hepimize bir kağıt gönderdi. Bu kağıtta istidaf mahkemesinin vermiş olduğu bozma kararlarına uymayacağını gösteren bilgileri içeriyor. Bu kağıtta içeriyor. Cümleye, özleye bak, yükleme bak. Her istinaf gerekçesinin karşısında hayır biz bunu konuştuk, beraatı neticelendirdik demişler. İstinaf, istinaf mahkemesinde bu karar çıktığı zaman usul olarak kabul edilmesi gerekiyor. Şu anki mahkeme beraat kararında direneceğini açık bir şekilde gösterdi. Önümüzdeki celse kişilerine beyanı alınacak ve yine beraat kararı verilecek. Celse kişilerin yahu kişilere beyanı alınacak olur mu arkadaş? Mehmet Ağar'ın kendi gözünde Türkiye Cumhuriyeti'nden daha büyük olduğunu savunan baskın. Çünkü hiç kimse bu adamla baş edemiyor. Hiç kimse tuğlayı ben çekeyim tüm pislikler altta kalsın diyemiyor. Yargının her kademesinde elleri var. Beni en çok yargılayan şey Adalet Bakanlığı'nın sürekli ama sürekli haddi olmamasına rağmen mahkemeye yazı yazarak bunun sonuçlarına bana, sonuçlarını bana bildirin demesi. Bu ne demek? Bana göre yapacağınız yanlışı burnunuzdan getiririm demek diye konuştu. Baskın, Eymir'in söylediklerinin ispatı olduğunu dile getirdi. Süreci uzatarak davanın kapatılmak istendiğini söyleyen Baskın, 30 yıl boyunca ceza verilemediği için toptan kapatacaklar. Çok kırgınız, çok üzgünüz. Adalet olgusunun var olmadığını bilmek bizi daha çok yaralıyor. Ben yine de son nefesime kadar Mehmet Ağar ve ekibinin ceza alabilmesi için mücadele edeceğim diye konuştuk. Efendim ihalelere izin vermeyiz burada içeride büyütülmüş oldu Kanal İstanbul yorumu ihaleleri bozarım diyor bakın. Bu iktidar düşecek siz altında kalırsınız Tayyip Erdoğan'a bir şey olmaz onun dokunulmazlığı var biz ona anayasaya evet derken çok aşırı yetkiler vermişiz o belki bir kendini savunabilir ama sizler uygulayıcılar bundan kurtulamazsınız ondan ihale alanlar diyor tekrar hatırlatalım uluslararası ihaleleri nasıl bozuyorsun devlet altına imza atmış diye Kılıçdaroğlu'na çıkışmıştı hatırlayacaksınız Tayyip Erdoğan. Sağlıklı günlerinde bugünlerde biraz sağlıksız dileriz bir an önce sağlığına kavuşur. Efendim o zaman şunu dediler pek ala bozulur eğer o ülkede yetkiyi elinde bulunduran şahıs iktidara hileli yoldan gelmişse yeni gelecek yönetim bütün Anlaşmaları bozma yetkisine sahiptirdi. Net bir şekilde. Ehileli bir şekilde geldiğinin ispatı diyor. Diploma hala ortada yok. Diploma biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı için şekil şartı. Efendim sözcüye gelelim. Yandım anam yetiş. Dokuz sütun. Zamlar altında inim inim halk böyle haykırıyor. Maaşı eriyen memur cüzdanda para yok. Zaten artık cüzdana da gerek yok diyerek Ankara'da sokak ortasında cüzdanını yaktı büyük fotoğrafta büro iş başkanıyla birlikte cüzdanlar atılmış yakılıyor. Fotoğraf tabii yani. O zaten de içi boştu. Doldu. Ne zaman gördünüz siz Allah aşkına? Memurun cüzdanı ne zaman dolar? Gördünüz mü? Maaşı aldığı gün eriyor. Borca, borç devam ediyor. Borçtan yemeye devam. Hayat pahalılığı işçi, memur, esnaf başta olmak üzere milyonları perişan ediyor. Ankara'da Büro İş Sendikası'na bağlı memurlar elde yok, avuçta yok. Maaşa yapılan sadaka zamlar ilaç olmuyor, mutfakta tencere kaynamıyor diyerek 2022 bütçesini protesto etti. Sendika Başkanı Alay Hamza Çebi 2022 bütçesinde memura, dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye vergi, zam, açlık, yoksulluk, sefalet var. Refah yok. En düşük memur maaşı 10 bin lira yapılmalı dedi. Sonra memurlar hep birlikte sokakta boş cüzdanlarını ateşe verdi. Yani en düşük memur maaşı diyorsunuz ama en düşük memur maaşı ya o adamın üç çocuğu okuyorsa hele hele üniversite hele hele yurt yani hele hele ev kirası gece kondu 2000 liradan başlıyor arkadaşlar bir buçuk göz gece kondu 2 bin liradan başlıyor sokaklarından la makan ev mahallelerde ne diyorsunuz siz? Asgari ücretler çay ve simit alamayacak halde. Muğla Milletvekili Süleyman Girgin bir eline çay bardağı bir eline de simit alarak milyonlarca asgari ücretlerinin halini dile getirdi. Girgin simit 3 lira çay 2,5 lira olmuş. Asgari ücretli bunu bile alıp karnını doyuramaz dedi. Milletvekilleri asgari ücret vergiden muaf ve net 5 bin lira olmalı yazılı pankartlar açtı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise muhalefetin pankartlı protestosuna tepki gösterdi. Şov yapmayın diye çıkıştı seçilmiş adamlar gösteri yapıyor. Devlet memuru şov yapmayın diye çıkışıyor. Yani ihaleleri iptal edelim diyen adam seni ne yapmaz? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. Memursun Vedat Bey farkında değil misin ya? Memursun kardeşim. Memurların işlediği suçlar var. Siyasilerle dalaşmak bunun içine girer. Siyasi e, ee, şeye mülazaya giriyorsunuz. Gerek yok siyaset tartışmaya. Suç suç. Memurun siyasete girmesi suç. Bunu açıklama. Elbette git partine kime veriyorsan ver oyunu. Seni bakan yapan AKP'ye vereceksin tabi de. Olmaz kardeşim. Suç işliyorsun. Devletin valisi böyle olmalı. Kim için söylüyorlar? İstanbul ve Gaziantep valilerinin davranışı takdir topladı. Hangi konuda? İstanbul Valisi atık kağıt toplayıcılarını kabul edip sorunlarını dinledi. Gaziantep Valisi yurtta açız diye barından üniversiteleri ziyaret etti. Fakat anlamadığım şu, devletin valisi böyle olmalı diyor. Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Yılmaz Özdil'in İstanbul Valisi'ni eleştiren yazısı. Aynı gazete, biri birinci sayfa, biri arka sayfa. Hadi bakalım Yılmaz Özdil'e bakalım nasıl eleştiriyor. O bölümünü okuyalım işte ise. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu anda İstanbul'da 2,5 milyon mülteci sığınmacı olduğunu açıkladı. Vali derhal yalanladı. Resmi rakamlara göre açıklama yapsın. İstanbul'da 535 bini Suriyeli 1 milyon 179 bin yabancı var dedi. İstanbul'da bu açıklamaların yapıldığı gün Yeni Çağ Gazetesi'nin Hatay Reyhanlı temsilcisi Halit İri örnek bir habercilik yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdi. Reyhanlı'daki okullarda kaç Türk öğrenci, kaç Suriyeli öğrenci olduğunu sordu. Hem değerli gazeteci Halit İri'ye teşekkür ederim. Hem de gazeteciyi tersleme yerine medeni insanlar gibi cevap veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yurttaş olarak teşekkür ederim. Bazı örnekler şöyle. Dikkatli dinleyiniz ama. Esenlik Anaokulu 33 Suriyeli, 6 Türk. Türk. Hamza Hürol Anaokulu 54 Suriyeli, 27 Türk. 1 Mayıs Şehitleri İlkokulu 434 Suriyeli 354 Türk. Cumhuriyet İlkokulu 460 Suriyeli 565 Türk. İlk kez geçti Suriyeli Türkler. Eşref Bursaloğlu İlkokulu 669 Suriyeli 765 Türk. Neredeyse başa baş. Davutpaşa İlkokulu. Dikkat 120 Suriyeli 14 Türk. Jandarma İlkokulu 329 Suriyeli, 184 Türk. Şimdi Türk diyor ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kastediyor. Bunu Hatay Reyhanlı'dan bahsediyor. Bunun içinde Arabı da var, Kürdü de var tabi. Büyük Velioğlu İlkokulu 445 Suriyeli 475 Türk. Şehit Mehmet Bağışlar İlkokulu 69 Suriyeli 68 Türk. Şehit Cuma Mercimek İlkokulu 564 Suriyeli 230 Türk. Uzun Kavak 100 Suriyeli 78 Türk. 15 Temmuz şehitleri İmam Hatip Ortaokulu. 917 Suriyeli 110 Türk. Böyle gidiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler kimi yerde onda birini, yüzde onunu oluşturuyor Suriyeliler karşısında. Geliyor en son paragrafı okuyalım. Madem Ekrem İmamoğlu'nun söylediği kadar mülteci sığınmacı yok. O halde hangi okulda ne kadar Suriyeli öğrenci olduğunu açıklamakta da sakınca yoktur herhalde değil mi? Diyor İstanbul valisine. Birinci sayfada ne yapmış? Kağıt toplayıcılarını dinlemiş. Zahmet etmiş. Haşmet ap. Yani öyle büyük bir kitle ki o valinin işine vatandaşın derdini dinleyecek tabii ki. Gazete böyle olmalı diyor. Antepli ne yapmış onu da okuyalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu, fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak mesajı atmış. Oradan veriyor başlığı. Antep valisi Gül, pahalı, kalitesiz ve az yemekten şikayetçi olan öğrencileri yurtta ziyaret etti, onlarla birlikte yemek yedi. Rektör intihalde bulunmuş, intihal yapmış. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın'ın yazdığı kitabın 70 sayfasının çalıntı, intihal olduğu iddia edildi sayfa 15'te. Yaparlar. Yani Cumhurbaşkanının diploma gösteremediği bir ülkede rektör intihal yapmış çok malı kim atıyor onu? O diploması yok dedikleri Cumhurbaşkanının atadığı rektör. Sayfa 15. Gaziantep Üniversitesi rektörü Profesör Arif Özaydın tarafından 2013 yılında yazılıp 2016 yılında güncellenen 272 sayfalık yenilik ekonomisi kitabının yaklaşık 70 sayfasını birebir doğrudan alıntı, kopyala, kopyala yapıştır yani yapılarak yazıldığı ortaya çıktı. Aşırma olduğu öne sürülen kitabın örneklerinin YÖK'e gönderildiği, ayrıca Cimer üzerinden de şikayette bulunulduğu bildirildi. Gerekli incelemeler sonucunda intihal yani aşırmanın, hırsızlığın kesinleşmesi halinde rektör Özaydın'ın akademisyenlikten çıkarılma ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası gibi ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Cimer'e giren şikayeti gördü mü acaba? Görmediyse birileri niye söylemedi? O Cimer'in başındaki arkadaş her şeyi bilen, kendisinin kaçak yapı yaptırdığına ilişkin haberlere yasak kararı getirtiren, gazeteciliğin ne olduğunu bizlere anlatmaya çalışan, bir paragraf haberi bile yazamayan adam dememiş mi Sayın Cumhurbaşkanı? Atadığınız rektör hırsız çıktı şunu görevden almanız gerekir mi acaba? Zat halinize, Arz ederim dedi mi? Demedim. Onu da söylerse memnun oluruz. Sokakta dilendirilen 27 bin çocuk var. Önlemleri anlatan bakandan itiraf gibi açıklama. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık. Daha önce duydunuz mu adını? Derya Yanık. Sokaklarda zorla çalıştırılan ve dilendirilen 27 bin 520 çocuk bulunduğunu ve bunu bakanlarına bağlı 320 mobil ekibin tespit etti. Mobil olmayan ekip yok ki. Geçen onu söyledim sevgili seyirciler. Yani bir mobil var Mardin'de bir onu izleyelim. Mobil temizlik işçisi. Bakın neden yakınıyor ve hazır mı arkadaşlar o Mardin görüntüsü? Onu hazırsa bir izleyelim. Mardin'den bir arkadaşımız yakınıyor. Neden kadroya alınmadığını e, anlatırken bakın kadroda kimler hazır mı dediniz. Tamam peki ona bir bakın ben bunu okumaya devam edeyim. 320 mobil ekibin tespit etti. Mobil olmayan yok diyordum. Sayıyı verdik. Bakan itiraf ediyor. 27 bin çocuk var. O, o sayılan nasıl sayıldı? Muhakkak bunun üzerindedir. Kaçan göçeni var bunun. Ee, sadece İstanbul'da deseydim tamam diyebilirdik ama Sokaklarda, Türkiye'de diyor. Çeteler tarafından dilendirilen. Zaten onu da görü. Şimdi bir de şunu izleyelim. o bildiğince aklıma geldi. Mardin'den bir temizlik işçisinin şikayeti. Yemek veriyorum ona, ona besliyorum. Ona iyi olmasına çalışıyorum. O da beni anlıyor. Beni sayıyor. Çok çok Çoş. şuş Şş, dur. şuş Ayrıyeten kadroludur bu eşek. Ben taşeronum o kadroludur. O daha önceden 10 yıl önceden burada çalışmış. O tek tek sokakları biliyor. Ben hiç bilmiyorum. E, nereyi alacak, nereyi almayacak o eşek bana öğretti. Şimdi efendim Mardin'i bilenler bilir. Yokuş, iniş, yokuş birçok Yunan adasında da gördüm katırlarla bu tür taşımaların temizlik işlerinde yardımcı oldun. Çünkü aracın çıkması mümkün değil. Oralardan tırmanması ama kadrolu bunlar da emekliye ayrılıyormuş artık. Daha yeni yokuş çıkabilir, inebilir araçlarla takviye edilecekmiş temizlik işleri Mardin'de. Dolayısıyla onlar emekliye çıkıyor ama onun bana yol gösteriyor yani tevazu içinde Ben ondan öğreniyorum buraları yeni olduğum için o eski bir çalışan diye de saygı gösteren işçi de kadrosuzluktan yakınlıyor. Yani tezatı görebiliyor musunuz? Bunu çoğu buna e, sosyal paylaşım e, yaparken gülücük koymuşlar. Buna ağıt koymak lazım arkadaşlar. Yani bu gülecek bir şey değil. Koronaya karşı yeni hap vakitler alırken bu da çok önemli. Pfizer'in ilacı olumu, ölüm oranını yüzde %89 azaltıyor. Amerikalı ilaç şirketi Merck, Molnupiravir, Molnupiravir bitişik yazılıyor. Molnupiravir isimli korona ilacının ardından Pfizer firması da kendi COVID-19 ilacını tanıttı. Yine Amerikan merkezli ilaç firması Pfizer Paxlovid adını verdikleri ilacın hastaneye yatış veya ölüm oranını %89 oranında azalttığını açıkladı. 1219 kişi üzerinde yapılan araştırmada hafif ya da orta şiddette COVID-19 teşhisi konan ve obezite veya yaşlılık gibi en az bir ciddi risk taşıyan kişiler incelendi. Çalışmada semptomların başlamasından belirtilerin yani Başlamasından sonraki 3 gün içinde Pfizer ilacı alan kişilerin %0,8'inin hastaneye kaldırıldığını ve tedaviden 28 gün sonra hiçbirinin hayatını kaybetmediği saptandı. Pfizer bu yılın sonuna kadar 180 binden fazla paket üretecek. Ama çok düşük gelmiyor mu size? Acaba bu paket dediği bir kamyon büyüklüğünde mi? Yani onda eksik kalmış haberde doğrusu. Ben şimdi... Bir okuyucu olarak, bir veyahut da televizyon izleyicisi, haber izleyen biri olarak, uzmanlık alanım değilse, eczane deposunun, eczanenin, efendim, eczan, e, e, ilaç fabrikasının nasıl terimler kullandığını bilmiyorsam, ben nereden anlayacağım 180 bin paketin ne olduğunu? Paket, bu da bir paket. Yani bu kitap kadar olabilir, bunun dörtte biri kadar olabilir. Onu açıklamak lazım. Antibiyotik direnci 30 yılda 2 milyon 400 bin kişiyi öldürecek. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisi Doktor Better Berçilicev herhalde bir e, Slav Batir Batir Berdikilçev Ber, 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 arkadaşlar bunun okunuşu yazılır. Böyle zaten eğer Kiril alfabesiyle yazılıyorsa Latin alfabesi değil. Dolayısıyla onun yazılışına bir bakın. Bunu 40 kere de sizlere söyledim. Japonca, Çince, Arapça, Mal Mal Malice böyle başka alfabe Latin alfabesinin ABC'nin kullanılmadığı dillerdeki söylenmesine bakın. Söyleniş şekline onu yazın. Bu kadar sessiz harf, L, Y, C, H ve K, L bir araya gelir mi? Yani Türkçe'ye uyar mı? Berdil Kilçev diye okuyorum anca. Ama doğru mu değil mi bilmiyorum. Halbuki bunu bizim okuyabileceğimiz şekilde seslendirdikten sonra yazıya dökseniz anlaşılır. Antibiyotik direnciyle ilgili olarak 2050 yılına kadar 2 milyon 400 bin kadar ölümle karşılaşacağı tahmin ediliyor dedi. Berdil Covid-19 bugünlerde bize insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvan sağlığının birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve zonotik hastalıklarının ne kadar çabuk yayılabileceğini gösterdi diye konuştu. Dünyanın en büyük patatesi de 8 kiloymuş. Onu da belirtelim hemen yanında. Kadını kucağına sığmıyor. Şöyle bir şey 8 kilo. Efendim yarın sabah yine saat 9'da buluşmak üzere. Sağlıklı günler diliyor. Hoşçakalınız. kalınız.